Araf'ın güzel hikayesi. Araf Otel daha önce bir aile apartmanı olarak hizmet veren bir bina. Hazreti Mevlana'ya çok yakın, dergaha yakın olduğu için de böyle çok kıymetli bir bina. Tabii bizim burada bir güzel bir cümle var. Derler ki Hazreti Mevlana ona yakın olan yerlerde esnaf ya da aile böyle çok sevmediklerini barınmasına müsaade etmezlerdi. Çok kıymetli, çok Konya'nın eski köklü ailelerinden Sakallıoğulları. Hani bu bisiklet, Konya'mızın bisikletini böyle hep öve öve anlatırız ya, o bisiklet satıcısı aile. Sakallıoğulları'nın babaları Hacı Mehmet Sakallıoğlu burayı zamanında ailesi için kullanmak üzere yapmış. Sonra iki oğlu olunca üzerine birer kat eklemiş. Onlar da evlenince bizimle beraber bu binada ikame olsunlar demiş. Hani evlenip uçmasınlar yuvadan. Onlarla beraber senelerce burada çok güzel vakit geçirmişler yani ailece. Bir gün enteresan, çok güzel, gönlü güzel amcamız eve geliyor. Diyor ki ben diyor gönlümden geçirdim. Ben diyor bu binayı hediye edeceğim. Kime hediye edecek? Cemiyeti Hayriye Vakfı'na. Cemiyeti Hayriye Vakfı halen Konya'nın en köklü ailelerince yönetilen, hiçbirinin bir paraya veya üne, şana, şöhrete ihtiyacı olmadığı bir yönetim kuruluna sahip. Çok güzel insanlarla dolu bir vakıf. Ve gerçekten de vakıf olarak güçsüzlere, yardıma ihtiyacı olanlara, hastalara, Konya'ya hizmet eden bir vakıf. Çok eski bir vakıf. Cemiyet-i Hayriye Vakfı'na binayı götürüyor ve hediye ediyor. Ama bir şartname bırakıyor. Diyor ki, bu binadan elde edilecek kira gelirinin %10'u ile, o zamanlar Konya'da tabi biliyorsunuz içme suyu şebekesi falan zor. O yüzden bizde her yerde, her sokak başında bir tane çeşme var. Bu binadan elde edilecek kira gelirinin %10'u ile içme suyu şebekesi olmayan Konya mahallelerine su götürülecek diyor. İnanılmaz güzel bir dilek. %20'si ile hasta yakını, hastalara ilaç satın alma hizmeti, barınma hizmetleriyle hastaların tedavisine, şifaya bir yatırım yapılsın diyor %20'si ile. Tabii geri kalan kısmının da %40'ı ile diyor iki tane, iki okulun en başarılı iki talebesinin eğitim masraflarının her şeyi karşılansın diyor. Ben anlatırken tüylerim diken diken olan bir hikayedir. Herhalde 1000 kere de anlatmışımdır bu hikayeyi. Kendisinden sonra birilerinin susuzluğunu, şifasızlığını, rahatsızlıklarını, onların eğitimle hayata bağlanmalarını, bunları hayal eden bir amca düşün. İşte eski Konyalı. Geriye kalan kısmında vakfın idaresi için onların olmasını söylüyor. Bir de çok güzel bir not ekliyor. Diyor ki, eğer ki Hazreti Pir'in yanındaki büyük camiyi, Sultan Selim Camii'nin imamı bu binada konaklamayı kabul ederse kira bedelinin %50'sini ödeyerek burada konaklayabilir diyor. O vakit bir arkadaşları da sormuşlar yakınlarından duydum. Ya niye %50'si demişler, hani ya keşke Sultan Selim'in imamı bizde kalsa da biz demişler hiç para almasaydık. Demiş ki o dediğiniz dün olurdu. Bugün artık bu bina bir vakıf binası. Cemiyeti Hayriye Vakfı'na ait bir bina. Bana ait değil. Ne İmam Efendi'yi töhmet altında bırakın, ne vakfı yönetenleri. %50'sini bana sayın. Ben bina sahibim, bana yazın demiş. Bu güzel amcanın o güzel enerjisiyle bu binada yer alıyoruz. İşte Araf Otel, o yüzden açıldığı ilk günden beri bütün turizm tesislerinde büyük paralar kazanmamıza sebep olan o küçük su şişeleri var ya, sizlere 5 liraya sattıkları. Sadece o vakfeden küçük sakallı ailesinin yüzü suyu hürmetine, onlara olan o saygımı göstermek için Araf Otel'de biz o suları ücretsiz veriyoruz. Kapıdan içeriye girip adres sorup ya bir su da satın alsam diyenlere de ücretsiz veriyoruz. Ruhu şad olsun. Allah böyle iyi insanları her daim var etsin. Bizleri de onlara yardım etmek, onlara da hizmet konusunda öncü etsin inşallah. Araf Otel'in güzel hikayesi.